Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurmay Yayınları Fenomen A serisi 3. ünite test 16 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Bu arada hangi sayının A gençler 6 katının 12 eksiği 132'ye eşittir ifadesi modellenmiştir. Buna göre A kaçtır diye şeklinde soruyor gençler. O halde dikkat edersek bakın 6A arkadaşlar 12 eksi 132 ise denklem durumda yazalım 6 çarpı A. Evet 12 çıkarıyorum ve 132'ye eşittir diyorum. Arkadaşlar burada bilinen sayıları bir yere bilinmeyen sayıları bir yere biriktiriyoruz. 6A'yı yalnız bırakmak için burada eksi 12'yi yok etmek istiyorum. Eksi 12'yi gençler karşıya artı 12 olarak gönderirsem işaret değiştirine dikkat edelim. O halde 6A 32, 12 daha 144'tür. A'yı bulabilmek için her iki tarafı 6 ile sadeleştirelim. 6'lar birbirini götürdü ve A'nın değeri buradan 144'ü 6'ya bölersem 24 olur. B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Hangi sayının 5 eksiğinin 6 katı? Gençler burada sayımıza eğer x diyecek olursak 5 eksiği x eksi 5'in 6 katı dediği için parantez içine alıyorum ve 6 ile çarpıyorum. Aynı sayının gençler yine sayımız x 2 katının 46 fazlasına eşittir. Hadi x'in 2 katı 2x 46 fazlası dediği için topluyorum ve bunlar birbirine eşittir diyorum. Buradan 6 içeri dağıtırsam 6x 6 ile eksi 5 çarptım eksi 30 2x artı 46. Gençler burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafta olacak. Hadi küçük olan 2x'i sol tarafa alırsam 6x'in yanına bakın eksi 2x gelir. Eksi 30'u sağ tarafa alırsam 6'nın sağına gençler eksi 30 artı 30, 30 olarak gider. 6x'den 2x çıkartırsam 4x 46 30 daha 76. 4 tane x 76 ise 1x'i bulabilmek için her iki tarafı 4'e böleriz. 4'ler birbirini götürdü. X kaldı. 76'yı 4'e bölersek de x'in değeri 19 olur diyorum. Zaten benden de x'i yani sayımızı istemişti. Ve C şıkkı doğru yanıttır diyelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Burada kenarlara çakışık olarak olan 3 kareden birinci karenin bir kenar uzunluğu. Birinci karenin bir kenar uzunluğu. Noktalı virgüle dikkat. İkinci karenin bir kenar uzunluğunun 3 katına 3. karenin bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Gençler dikkat edersek burada bakın 1 3 kat var. 1 de 4 kat var. Hadi 3 de 4'ü gençler işlem kolaylığı olsun diye. 3 ile 4'ün ortak katı gençler 12'dir. O halde ben 1. karenin bir kenar uzunluğuna 12x diyeceğim. 1. karenin bir kenar uzunluğuna 12x dedim. Bu gençler 2. karenin bir kenar uzunluğunun 3 katıydı. Yani o halde 2. kareye gerekir 4x olsun ki 3 katı 12x eşit olur. 3. karenin de bir kenar uzunluğu 4 katına yani ben buraya 3x dersem 3x'in 4 katı 12x'e eşit olmuş oldu. Görselde verilen şeklin çevre uzunluğu 248 cm olduğuna göre 2. karenin bir kenar uzunluğunu istiyor. Gençler bakın şu 12x'lerimizi yazalım aynen. 2. kare 4x'te 3. karede 3x demiştik bir kenarına. Dikkat edersek gençler 1, 2, 3 tane 12x var çevre uzunluğunda. Çarpı 12x. Artı 2 tane 4x'imiz var. 2 çarpı 4x. Artı 1, 2, 3 tane 3x var. 3 çarpı 3x. Bir de arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Buradaki kenarımız var. Çünkü çevrede 2 tane burada bulmam gereken yer var. Tamamı gençler 12x'ti. Burası 4x'ti. 12x'ten 4x çıkartırsam burası 8x'tir. O halde bir de ne yapıyorum? 8x ekliyorum. Artı. Bir de 2 ile 3'ün arasındaki fark var gençler. Tamamı 4x'ti. Burası 3x'ti. O halde bu aradaki fark x'tir. Bir de x'i toplayacağım. Ve bunlar benim toplam çevre uzunluğumuz 248'e eşittir diyeceğim. Buradan düzenleyelim gençler. 3 ile 12'yi çarptım. 36x.
2 kere 2 kere 4 8x. 3 kere 3 9x. 8x ve artı x eşittir 248. Arkadaşlar buradan tutursam 9x x daha 10x. 16x daha 46x. Arkadaşlar 8 8 daha da 16 46 16 da 62x oldu. Eşittir 248 diyorum. X'i bulabilmek için her iki tarafa 62'yi bölelim. 62'ler gider ve x'in değeri buradan. Gençler 248'i 62'ye bölersem x'in değeri 4'tür. Ben ikinci karenin bir kenar uzunluğunu istemişti. Kare 4x demiştim. Hadi x'i yerine koyarsam 4 çarpı 4'ten 16 santimetre olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Karede verilen bahçenin uzun kenarı kısa kenarın 4 metre eksiğinin 5 katına eşittir. Kısa kenara x dersem o halde uzun kenar x'in 4 eksiği x eksi 4'ün 5 katı. Tık parantezi yazdık. Şöyle düzenleyelim isterseniz gençler. 5x eksi 20 olur uzun kenarımız. Bu bahçenin çevre uzunluğu 104 metre olduğuna göre yüzey alanı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle çevre için iki tane uzun kenar, iki kısa kenarım var. O halde ne yapıyoruz? Çevreyi bulurken kısa kenarı uzun kenarı topluyorum ve 2 ile çarpıyorum. Kısa kenarımız x'ti. 5x eksi 20 dedim. Kenarın toplamı 4 metre eşit. Parantez için düzenlersem gençler x 5x daha 6x 20 eşittir 104 diyoruz. 2'yi içeri dağıtacak olursam gençler 2 ile x çarptım 12x 1 eksi 20 çarpıyorum eksi 40 eşittir 104 diyelim. 12x'i yalnız bırakmak için eksi 40'ım işaret değiştirerek artı 40 olarak karşı tarafı attım. O halde 12x'in değeri 44'e eşittir diyor. X'i bulmak için her iki tarafı 12'ye bölersem biliyorsunuz 144 gençler 12'nin karesiydi. Demek ki buradan x'in değeri 12 olur diyoruz. X 12 ise gençler şöyle kalemi değiştireyim ve yazayım. Kısa kenarımız 12. Uzun kenar x eksi 4 çarpı 5'ti veya 5 eksi eksi 20 idi. Burada 12'yi yerine koyarsam x eksi 4 dediği için 12 eksi 4 çarpı 5 diyorum. 5 çarpı 8'den uzun kenarımız da 40 santimetredir. Hadi benden alanı istediyorum. 40'ı çarpıyorum. Alan eşittir. 12 ile 4'ü çarparsam 8, 1 de 0 ekliyorum. 80 metrekare olur. C şıkkı doğru cevap olur diyelim. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda fanusun içinde sadece mor ve yeşil renkli toplam 74 tane top vardır. Fanusun içinden 6 mor, 10 yeşil top alındığında geriye kalan gençler, bakın geriye kalan üzerine denklem kuracağım. Geriye kalan mor renkli top sayısı, yeşil renkli top sayısının 8 eksiğinin 4 katı olmuştur. Hadi geriye kalan üzerinden gençler, mor var. Bir de yeşil toplarımız var. Yeşil topa x dersem mor ne olur gençler? 8 eksiğinin 4 katı. X'in 8 eksiği, x eksi 8'in 4 katına eşit oluyormuş. Gençler toplamda 74 top vardı. 6 tane mor, 10 tane yeşil alındı. Yani toplam 16 top eksildi. 4'ten 16'yı çıkartırsam geriye 58 top kalmıştır derim. Bu kalan top. Denklemlerde kalan üzerine kurduğumuza göre o halde bunları toplarsak eşittir 58 diyeceğim. 4'ü içeri dağıtarak tekrar yazalım. 4x eksi 32 artı x eşittir 58 diyorum. 4x x daha 5x eksi 32 eşittir 58 ise işte eksi 32 karşı tarafa artı 32 olarak gönderdim. 5x'in değeri 90 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem de yani x'in değerini 18 olarak buluruz. Arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Burada x'imiz neydi arkadaşlar?
Toplar alındıktan sonraki, toplar alındıktan sonraki kalan toplardı. Yani yeşilden 18 tane var. Oradan da gençler 18'in 8 eksiğim. 4 katı. Yani 18'den 8 çıkardım. 10, 4'te çarptım. 40 tane top var. İşte benden ne istiyor? Başlangıçta kaç tane mor top var diyor. 6 top alınmıştım. Kalan top 40'tı. O halde 6'dan başlangıçta 46 tane mor top vardır diyoruz. Şıkkını işaretliyoruz. Devam edelim. Bir sonraki soruda geçelim. Lise tüm kitaplarını yukarıdaki her bölmeye üçer üçer yerleştirildiğinde 12 kitap artıyor. Dörderli yerleştirildiğinde ise 2 bölme boş kalıyor. Buna göre Asya'nın toplam kaç kitap vardır diye soruyor. İşte bölme sayısına x dersem. İkişerli yerleştirirsek gençler kitap sayıları nasıl bulurum? Kitap sayıları diyorum. Üçer üçer yerleştirirsem gençler x bölmeye 3x kitap yerleşir. 12 tane kitaba arttığı için toplam kitap sayısı için bir de 12 ile toplarım. 3x artı 12 oldum. Devam ediyorum, yine x tane bölmemiz vardı. Dörderli yerleştirdiğimde 2 tane bölüm boş kalıyor. Kitap sayısını nasıl bulurum gençler? Önce bölme sayısına, yani x'ten 2 bölme boş kaldığı için 2'yi çıkartırım. Dörder kitap yerleştireceğimiz için 4'te çarparım. Ve gençler bakın, kitap sayıları birbirine eşit olduğu için bu ikisi birbirine eşit olacak diyorum. 4 çarpı x eksi 2 eşittir 3x artı 12 olacak diyelim. 4'ü içeri dağıtırsam 4x eksi 8 eşittir 3x artı 12. Her bir yeri bilmeyenler diğer tarafta olsun gençler. 3x'i sol tarafa, eksi 8'i sağa alacağım. 4x'ten 3x'i çıkarıyorum. 12 yanına da artı 8 geldi. Yani x'in değeri 20'dir. Yani gençler bu bizim için neydi? Bölme sayısı. Kitap sayısı için arkadaşlar 3x artı 12'de veya 4 çarpı x eksi 2'de yerine koyabiliriz. 3x artı 12'de x'i yerine koyalım. Çarpı 20 artı 12 çarparsam artı 12'den 72 tane kitap vardı diyorum ve A seçeneğine işaretliyorum. Pardon. Devam edelim. Sorumuzda gençler, bir oyuncakçı oyuncakların tamamının her kutuda eşit sayıda oyuncak olacak şekilde 30 tane kutuya yer koymuştur. Yerleştirme sırasında 3 kutu yırtılıp kullanmadığı için geriye kalanlar kutuların her birine fazladan ikişer oyuncak koymak zorunda kalmıyor. Ona göre bu oyuncakçının kutulara koymuş olduğu toplam oyuncak sayısı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle her kutuya x tane oyuncak koysun. Bir kutuya x tane oyuncak koyuyorsun gençler. Başlangıçta 30 tane kutumuz vardı. O halde 30 çarpı x'ten 32 oyuncak olur diyorum. Daha sonra gençler 3 tane kutu yırtılıyor. 30 kutumuz vardı. Yani geriye 30'dan 3'ü çıkartırsam 27 kutu kaldı. Gençler 27 kutu kaldığı zaman her bir kutuya 2 tane fazla oyuncak yerleştiriyor. X tane yerleştirmiştim. O halde 27 kutuya x artı 2 oyuncak yerleştiriyoruz. Çünkü ikişer tane fazla dedi. Ve bunlar gençler ne olacak? Oyuncak sayıları eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir diyoruz. 27'yi dağıtalım. 30x eşittir 27x. 27 ile 2'yi çarpıyorum. Artı 54. Bilinenler bir tarafta olsun gençler. Bilinmeyenler diğer tarafta. 27x'i sol tarafa alırsam 30x'in yanına eksi 27x geldi. Eşittir 54 diyorum. 3x 54 ise x'in değeri 8 olur diyoruz. Benden ne istemişti gençler? Toplam oyuncak sayısını istemişti. 30x'i de yerine koyabiliriz gençler. 30 çarpı 18'den
18'e 3 çarpıyorum. 54, bir de 0 ekledim. 540 tane oyuncak vardır diyorum. Denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Devam edelim. 8. sorumuza geçelim. Görselde verilen birinci avizenin yerden yüksekliği, ikinci avizenin yerden yüksekliğinin iki katından 20 santimetre kısadır. İşte ikinci avizenin yerden yüksekliğini şuraya x dersem, o halde birinci avizenin yerden yüksekliği x eksi 20 olur. İkinci avizenin yere olan uzaklıkları 340 santimetre olduğuna göre birinci avizenin olduğu ipin uzunluğu kaç santimetredir? Benden bu ipin uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar şu yere uzaklıkları toplamı 340 dedim. O halde 2x eksi 20. İkinci avize de x'ti gençler. Bunları toplarsak 340'a eşitmiş. 2x, x daha 3x. Eksi 20 eşittir 340'tan. Gençler 3x'i yalnız bırakmak için eksi 20'yi artı 20 olarak gönderdim. Ben 3x eşittir 360'sa her iki tarafı 3'e bölersem 36'yı 3'e bölersem 12, bir de 0 ekliyorum. X'in değeri 120 santimetredir. X'in değeri 120 santimetre ise siyah kalemimizi alalım. İşte birinci avizeye bakıyorum. X eksi 20 idi. 2, x eksi 20 de x'i yerine koyarsam 2 çarpı 100 eksi 20'den 240 eksi 20 220 santimetredir. Bakın burası santimetre. 15'te avizenin uzunluğu var gençler. Yüksekliği var. Toplam yüksekliği uzunluğu arkadaşlar 280 demişti. Hadi 220 ile 15'i topluyorum. Santimetreye. Toplam yükseklik oranı 280'den 235'i çıkartırsam avizenin bağlı olduğu ipin uzunluğunu 45 santimetre olarak bulurum. Burada B seçeneğinde işaretlerim. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katında 4 eksiktir gençler. Baba var. Bir de oğlu var. Oğlunun yaşına x dersen babanın yaşı 4 katından 4 eksik. 4x eksi 4'tür. 4 yıl önce diyor gençler. Şuraya 4 yıl önce diyelim. Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katı olduğuna göre babanın şimdiki yaşını istiyor. 4 yıl önce babasının yaşı ne olacak? Yaşından 4 yıl daha az olacak. Yani 4 çıkarmam gerekecek. 4x eksi 4'ten 4 çıkartırsam 4x eksi 8 olur. Oğlu da gençler 4 yıl önce daha 4 yıl daha küçük olacak yaşı diyorum. X eksi 4 olacak. Bu durumdayken yani 4 yıl önceyken babanın yaşı oğlunun yaşının 5 kat dediği için eşitliği sağlamak için oğlunun yaşını 5'e çarparım ve bunlar birbirine eşittir derim. Buradan 5'i içeri dağıtırsam gençler denklemi çözelim. 4x eksi 8 eşittir. 5x eksi 20. 4x'i sağ tarafa eksi 20'yi sonra alacağım. Eksi 8'in yanına artı geldi. 5x'in yanına da 4x eksi olarak geldi. 12 eşittir x olur diyoruz. X'in değerini bulduk. Benden gençler babanın şimdiki yaşını istedi. Yaşı 4x eksi 4'tü. Hadi x'i yerine koyarsam 4x eksi 4'ten çünkü oğlunun yaşıydı gençler. Çarpı 10 eksi 4 48 eksi 4'ten babanın şimdiki yaşı 44 yaşında olur diyorum. C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen eşit uzunluktaki 8 adet çubuğun her birinden 6'şer santimetre kısmı kesilip atılmıştır. Geriye kalan parçaların tamamı, gençler 8 tane parça kalıyor. Parçaların sadece 6'şer santim eksildi. Santimetre aralıklarla aynı doğrultuda olacak şekilde şekil 2'de kesilmiştir. Buna göre başlangıçta verilen çubuklardan birinin kesilmeden önceki uzunluğu kaç santimetredir? Gençler kesildikten sonraki uzunluğa ben x dersem 6 santimetre kesildiği için burası ne olur? X artı 6 olur. Kaç tane çubuk vardı gençler? 8 çubuk vardı.
8 tane çubuk varsa ikinci şekilde. 8 çubukta gençler ne olur? 7 tane aralık olur. 7 tane 10'ar santimetre olacak diyorum. 8 tane de x'imiz var. O halde denklemimizi kurarsam 8x artı 7 ile 10'u çarpıyorum. Direkt aralıklar toplamına 70 diyelim. 5 etmiş 326'ya. 8x'i yalnız bırakmak için 70'i karşıya eksi 70 olarak gönderiyorum. 8x eşittir 256. 256'yı 8'e bölelim. Şöyle 56 bölü 8 diyorum. X'in değerini bulacağım. X'in içinde 3 kere 3 kere 8 24. 16'nın içinde 2 kere 8 16. Her iki tarafı 8'e böldüğümüz zaman x'in değerini 32 santimetre olarak bulduk. 32 santimetre bizim kesildikten sonraki x'imiz. Kesilmeden önce x artı 6 idi. O halde 32 artı 6. Kesilmeden önce gençler bir tane çubuğumuzun uzunluğu 32 6 daha 38 santimetre olur diyorum. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Devam edelim, bir sonraki sorumuza geçelim. Arkada kısa kenar uzunluğu 5 santimetre olan karton 4 eş parça ayrılıyor. 4 eş parça ayrıldı. Eğer bu çubuk gençler 9 eş parça ayrılmış olsaydı her bir parçanın uzunluğu 10 santimetre daha kısa olacaktı. Gençler öncelikle şöyle diyelim. Birinci durumda bir parçanın uzunluğu x santimetre olsun. X santimetre olsun diyoruz. 4 eş parçaya ayrıldığı için gençler, o halde toplam uzunluk ne olur? Bakın burası, buraya toplam uzunlukları yazacağım. Dört ile x'i çarparım ve 4x uzunluğunda olur. İkinci durumda gençler, ikinci durumda 9 eş parça ayrıldığında ilk parçaya göre gençler 10 santimetre kısa olacak. O halde uzunluğumuz ne olacak arkadaşlar? X eksi 10 olacak. Bu zamanda arkadaşlar 9 parça olduğu için bu 9'a çarparak yine toplam uzunluğu elde edeceğiz. X eksi 10'u bu sefer de 9'da çarpıyorum ve bunlar birbirine eşittir diyeceğim. Hadi 9 çarpı x eksi 10 eşittir 4x diyoruz. Buradan 9'u içeri dağıtırsam gençler, 9x eksi 90 eşittir 4x. Burada eksi 4x'i sol tarafa, eksi 90'ı sağa alırsam 9x eksi 4x eşittir 90 oldu. 5x 90'a eşitse gençler, her iki tarafı 5'e bölersem başlangıçtaki x'in 18 santimetre olduğunu bulurum. Benden ne istiyor gençler? Şekil 1'deki iki parça şekil 2'deki gibi kenarları çakışacak biçimde gençler yerleştirilmiştir. Buna göre şekil 2'deki yapının çevresi kaç santimetredir İstemiştim başlangıçta. O halde x'i yerine koyalım. Bakın uzun kenarımız 18. Kısa kenarlar 5. Bir burası var lazım arkadaşlar bize. Tamam, 18'dim. 18'den şurası 5 gençler. 18'den 5'i çıkartırsam buraya da 13 kalır. O halde çevre diyorum. Kaç tane 18 var gençler? 1, 2, 3 tane 18 var. 3 çarpı 18. 1, 2, 3 tane. Artı 1, 2, 3 tane 5 santimetre var. Çarpı 5. Bir tane de 13 var. 3 kere 18, 54. 3 kere 5, 15. Artı 13. Şimdi arkadaşlar 54. Önce birler basamını topluyorum olmazsa. 5, 3 daha 8, 4 daha 12. Elde var 1. 5, 6, 7, 1 de elde 8. 82 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği, doğru cevap olur diyoruz. Evet gençler, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.